Merhaba, ben Nisanur. Ben üniversite sınavına giren bir öğrenciyim ve bir insanın hayatı 3 saatte nasıl mahvolur bunu anlatacağım. Ben görme engelli bir öğrenciyim ve sınavda okuyucu ve kodlayıcıya ihtiyacım var. Bana verilen okuyucum bana sınavda kendisini %10 gördüğünü söyledi. Diğer okuyucuna keza aynı şekilde görme problemi yaşadığını söyledi. Sınava başlamadan önce ben özel olarak sınava yarım saat önceden gittim ki okuyucularımı yönlendireyim. Sınav esnasında dahi yönlendirmeme rağmen okuyucular hiçbir şekilde nasıl okuması gerektiğini bilmediği için, daha önce deneyime sahip olmadığı için ve branşlarından dolayı biri müzik öğretmeni, diğeri ilkokul öğretmeniydi, bana hiçbir şekilde yardımcı olamadılar ve sınavım benim berbat geçti. Ya bu kadar mı zor? Bir öğretmenin branşına bakmak, sağlık durumuna bakmak bu kadar mı zor? Ya kendisinin neden orada olduğunu bilmeyen öğretmenlerle ben bir sınav geçirdim ve 3 saat boyunca ben sınavda ağlamamam lazım. Hayır, ağlama, kendini tut, hala her şey bitmedi diye bir yandan kendimi teselli ediyorum. Bir yandan hocanın okuduğu şeyi anlamaya çalışıyorum. Ya orada Safevi yazıyor, bana Savi falan diye değişik şeyler söylüyor. Yanlış ekler getiriyor kelimelerin sonuna. Yani sınavım benim mahvoldu. Tamamen bir özensizlik yüzünden, tamamen umursanmamamız, yokmuş gibi davranılmamız yüzünden sınavım benim berbat oldu. Benim koca bir senem, bütün emeğim, bütün çabam, her şeyim çöp oldu gitti. Ben görünür olmak için ne yapmalıyım? Sizin için, sizin gözünüzde var olmak için ne yapmam gerekiyor? İnsan yerine konulmak için mesela ne yapılması gerekiyor? Nasıl gözünüze girebiliriz? Ya benim bir sürü arkadaşım sırf bu nedenler yüzünden senelerce mezuna kalıyor. Hocalardan şikayetçi oluyorlar, hiçbir şekilde bir geri dönüş yok. CİMER'e yazılıyor, hiçbir şekilde bir geri dönüş yok. Ya bu kadar kolay mı insanların umutlarını, hayallerini, hedeflerini elinden almak? Bu kadar zor olamaz bir hocayı yani ayarlamak, atamak.